de seni yakacağız Erol. Biz de seni yakacağız Erol. Sen de Şenol, sen de Şenol. Bir gafletine bakar, bir gafletine bakar Şenol. Erol bir gafletinize bakar. O gafleti bulunca sana öyle şeyler yaşatacağız ki Erol. Ay, susun, planlarımızı bozdun. Kaynağım gidiyor. Bu çocuk bizle cehenneme gelecekti. Ah, annesini dövecekti. Babasına asi olacaktı. Kız kardeşini dövecekti. Sen bize mani oldun. Kaynağımızı aldın Erol. Ama Müfrit, bu çocuğun babası, canın çok yanıyor mu? Bu çocuğun babası faizle işini sürdürdükçe sen bize mani olamazsın Erol. Bırak, yine geleceğiz. Yine geleceğiz Erol. Babası faizden tövbeyi yapar, ne yapacaksın? Yapmayacak. Yaptırmayacaksın. Çek. Hayır. Çek. Dedesinin hataları var. Dedesinin yaptığı bedduvalar var. Hepsi bozuldu. Dedesinin aldığı lanetler var. Hepsi bozuldu. Sen bize güçlü gösteriyorsun. Hepsi bozuldu. Biz yine geleceğiz. O lanetler bizi yine getirecek. Hepsi dedesinin, ölen dedesinin üzerinde lanetler var. Çok kişinin canını yaktı. Dedesi çok kişinin canını yaktı. Hepsi bozulacak. Dedesi çok kişinin canını yaktı. Sen sadece istiğfar et. Hayır. Allah'ım babamın günahlarını affet. Hayır. Babamın işlediği bütün günahları sana tövbe ediyor. Kadın. Tövbe estağfurullah ya Rabbim. Bu kadın bunun annesini hiç sevmezdi. Kayınvalidine dünyaya yardım. Hayır. Kaynak gidiyor. Senin bütün gücün kin değil mi? Nefret, kin, araz. Ben onlarla beslenirim. Ben onlarla beslenirim. Ama Erol, babası yine faizle iş yapacak. Biz yine geleceğiz. Faiz öyle bir şey ki Erol, onun önünde sen bile duramazsın Erol. O faiz bunların belini kırdı Erol. Yine kıracak. Biz yine geleceğiz Erol. Allah'ım faiz alarak işlediğim günahımdan sana tövbe ediyorum abi. Faiz almadı. Allah'ım faiz vererek mi? Faiz verdi Yesus. Allah verdi. Faiz vererek işlediğim günahımdan sana tövbe ediyorum. Hayır. Sana tövbe ediyorum ben. Sana tövbe ediyorum. Estağfurullah ya Gaffar. Sen dedesinin yaptıklarını az mı sanıyorsun? Dedesinin yaptıklarına engel olamayacaksın. Biz yine geleceğiz Erol. Yine bu aile bizim ülkemizde olacak. Buna sen engel olamayacaksın. Yedi sülalesi bizim elimizde. Sen buna mani olamayacaksın. Cehenneme götüreceğiz hepsini Erol. Kaynağım gidiyor. Ama biz yine geleceğiz Erol. Ben gitsem de başkaları gelecek. Faiz bizi yine getirecek. Husumet bizi yine getirecek. Kin bizi yine getirecek. Sen kaç kere emani olacaksın Erol? Bu sefer yaptın. Kaç sefer yapacaksın? Yaşadığım sürece. Hayır. Yaşadığım sürece. Bir gafletine bakar. Beni yaşattığı Erol, bir gafletine bakar Erol. Bir gafletine bakar Erol. O gafleti yakaladığımız gün var ya Erol. Senin de yedi sülalene var ya, neler yapacağız. Tahmin bile edemezsin Erol. Senin de bir gafletine bakar. Senin de bir gafletine bakar. Sırıtma oradan. Pişmiş kelle. Sırıtma. Sırıtma. Bir gafletinize bakar. Faiz bize yine getirecek Erol.
O lanetler bekliyorlar bizi yine getirecek ya. Ben gitsem de başkaları gelecek. Bütün aile birbiriyle helalleşecek. Hayır. Bütün aile birbiriyle helalleşecek. Kimsenin kimseye zerre kadar bir kini ve nefreti kalmayacak. Anne tarafı da helalleşecek. Bütün kardeşler birbirleriyle helalleşecekler. Dayısını biz kanser yaptırdık. Dayısını biz kanser yaptırdık. Bunun annesini biz kanser yaptırdık. Sen neye engel olacaksın Erol? Anne sağ mı? Sen neye engel olacaksın Erol? Adak bir kesilsin bakalım. Hayır! Hayır kesilmeyecek. Hayır. Kanser yapan kardeşin ne olacak annesinin bedelini biliyor musun? Ha? Büyük abisi de bizim elimizde. O da keser bir tane. Çok öfkeli. O da bizim elimizde. Biz ne dersek onu yapıyor büyük abisi de. Adaklar bir kesilsin. O zaman görürüz. Abisi dinliman çok konuşur ama uygulamaya gelince bir bok yapmaz. Tövbeyle yanmayan şeytan var mı? Fit! Tövbeyle yanmayan şeytan var mı? Tövbe beni eritir. O günahlar sürdükçe bizden başkası gelir. Günahların kefaletleri ve kısasları yerine gelir. Hayır, faiz. Her günah faizin de kısası var. Sen bizi boş mu duruyor sanıyorsun? Faizin de kısası var. Sen bizi boş mu duruyor sanıyorsun? Faizden geleceğiz, bedduadan geleceğiz, lanetten geleceğiz, zulümden geleceğiz, kul hakkından geleceğiz. Ana babaya el kaldırmadan geleceğiz, adaklardan geleceğiz. Sen hangi birine engel olacaksın Erol? Senin ömrün 60 yıl, 70 yıl. Biz yaşarız 2000-3000 yıl. Sen ne zannediyorsun ki? Geriye bir miras bırakacağım. Ben ateşim, İki ateş. Suyu içine yakarım seni Erol, ateşim. Anladın ben. Mı? Bir miras bırakacağım geriye. O bıraktığın miras 7 zürriyetine yeter. Seçine bakar Erol. Ben kendimi koydum oğlum, sen de koydun mu? Dedesi. 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 Bizi ne geleceğiz? Faiz bizi getirecek. Ana babaya el kaldırma bize getirecek. Kalp kırma bizi getirecek. Aile bizim egemenliğimiz altında. Sen buna engel olamayacaksın. İnsanların kaçta kaçı? Hepsini cehenneme götüreceğiz. Hepsini? Hepsini Erol. Sen buna engel olamayacaksın. Öyle mi? Ben engel olsam da, Ümmet-i Muhammed'in, Ümmet-i Muhammed adına yaptığı dualar, istiğfarlar, tövbeler seni yatacak ifrit. Ben yansam da yenisi gelecek. Onlar bir günahtan öbürüne koşuyor. Onlar bunu yaptıkça bize mani olamazsın. Faiz bizi getirecek geri. Adak bizi getirecek geri. Lanet bizi geri getirecek. Kavgalar, gürültüler bizi geri getirecek. Çocuğu bizim elimizde. Küçük çocuğu da bizim elimizde bunun. Biz ne dersek onu yapıyor. Hepsini cehenneme götüreceğiz. Kızı da bizim elimizde. Kızı var ya, tesettüm edildiğini sanıyor ama hiç yanından bile geçmiyor. Onun günahı ona yeter. Sen kendini düşün şu an. Üfrit. Ben umurumda değil. Ben yanacağım ama. Cehenneme doğru. Ben yanacağım ama. Yol gözüktü. Farkında mısın? Ben yanacağım ama yenisi gelecek. Sen buna kadar olamayacaksın. Ben yansam da yenisi gelecek. Sadece yeni günahlarla gelirsin. Biz üstünüz. Biz üstünüz. Nedir siz üstün yapan şey? Ateş. He? Sen balçıksın, ben ateşim Erol. Öyle mi? Önünü yakacağız Erol. Bizim ateşin seni de yakacağız. Sen kendini bir gafletine bakar, bir gafletine bakar. Ah, 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 ah.
Sen de bir gafletine baka. Sen de elimize geçeceksin. Bakalım o zaman ne yapacaksın. Fred, zayıfladın. Ne öyle oldu? Bu çocuğa su getir. He? Çocuğa su getir. Ölmeden önce son isteği su içmek. Orucunu bozsun. Sana su yok. Su getir, orucunu bozsun. Oruç bitiyor. Su getir, orucunu bozsun. Sana bir sır vereyim mi şeytan? Oruç var ya. Oruç ne yapacak biliyor musun? Oruç. Oruç yakacak. Oruç yakacak. Bir de bütün ölmüşlerin hayrına tutuyor. Hayır. Evet. Reçeteyi okudun mu şeytan? Reçeteyi okudun mu şeytan? Hayır. Sen şeytan oğlu öyle bir reçete gördün mü? Hayır. Ha? Gördün mü? Hayır. Sus. İnsan oğlu bütün kan damarlarından parça parça seni söken bir reçete değil mi? Söküyor ama. İnsanlar aynı hatayı yaparsa gelirsin. Ya yine yapacağım. Ama benim seans aldıklarım aynı hatayı tekrar asla yapmazlar. Yapmazlar. Faize devam edecek. Yapmazlar. Kredi kartlarına devam edecek. Onu da yapmayacak. Yapacak. Yapmayacak. Sen olamayacaksın. Yapacak mısın abi? O faiz. Hayır. Yapacaksın. Yapacaksın. Asacaksın. Ortadan kalıcı çekecek. Ben günümü gün edeceğim. Çocuğuna musallat olacağım. Kızına musallat olacağım. İki ailesine musallat olacağım. Bunlara da musallat olacağım. Bunların sülalesini cehenneme götüreceğim. Ben yandım ama kazandım sanma ev oğlum. İyicine gideceğiz. Sen 78 sene yaşarsın. Biz 3000 sene yaşarız ev oğlum. Sen bize miras olursun. Bıraktığın miras ölünceye kadar sizin kıyamete kadar yaşayacak Fit. Bir miras bırakacağım geriye. Kıyamete kadar gidecek. İnsanlar gaflette. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir cuma gününde sizinle yine bir hasbihal ve sohbet yapmak istedik arkadaşlar. İnşallah sizin ve bizim için hayırlı bir sohbet olur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamun aleyke ya Resulallah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamun aleyke ya Habiballah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamun aleyke ya Emine Vahyillah. Allah'ım bizleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sığındıklarından koru. Dilediklerini bu zamanın ahir zaman ümmetine nasip eyle. Allah'ım, dua ve ibadetlerimizin kabulüne engel olan hata ve günahlarımızdan bizleri ve ümmeti Muhammed'i arındır. Amin. Bugünkü mevzumuz ahir zamanla ilgili bazı mevzulara ve önemli konulara temas etmek istiyorum arkadaşlar bugünkü sohbetimizde. Öncelikle yayınladığımız musallat tedavi seans videolarını takip eden, oralardan aldıkları derslerle İslam'a giren, İslam'ı yaşamaya başlayan, namaza başlayan, hayatına çeki düzen veren kardeşlerimin bu hallerinin son nefese kadar devamını Rabbimden niyaz ediyorum. Arkadaşlar, muhakkak ki biz ahir zamandayız ve bir ahir zaman ümmetiyiz. Her ne kadar bunun bilincine varsanız da varamasanız da ahir zamanda yaşıyoruz. Ahir zamanda yaşamamızın çok büyük delilleri ve ispatları var.
Şimdi videolarda gördüğünüz bazı acı gerçekler var ve şeytanların bazı yaptığı enteresan itiraflar var arkadaşlar. Bu itiraflar bazılarınızın aklına şek ve şüphe getirebilir. Mesela bazı şeytanlar yaptıkları itiraflarda bu zamanda yaşayan Müslümanların %99'da tasarrufu olduklarını veya %90'ının imansız kabre gireceğini bu zamanda yaşayan Müslümanlar için söylüyorlar ve bunu büyük bir öfke ve kinle söylüyorlar. Bu ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır? Bizler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde beyan ettiği, o öyle bir zamandır ki insanların imanlarını avuçlarında, imanlarına sahip çıkmaları avuçlarında kor ateşi tutmak kadar zor olacağı bir dönemdir diye bahsettiği ahir zamanda, haramların helal olarak kabul edildiği, helallerin insanlara haram edildiği bir zaman. Öyle bir zamanda mıyız? Evet, öyle bir zamandayız. Alimlerimizden tutun, şeyhlerimizden, hocalarımızdan tutun, evlerimizdeki bilgisiz insanlara kadar birçoğumuz maalesef hayatımızda haramları kendimize helal ettik. Nasıl mı? Bir kesit koyacağım inşallah bu videonun sonuna. Bütün söylediğim sözleri teyit eden bir kesit. Seansımdan alınma bir kesit koyacağım. Şimdi sorarım size. Bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'de faiz yiyenler şeytan çarpmış olarak haşrolur diye bir ayet yok mu? Tabii ki var. Faizin hükmündedir arkadaşlar. Alan da, veren de, şahitlik yapan da, kefil olan da, alınmasına göz yuman da o faiz günahını işlemiş gibidir. Engel olmayan da böyledir. O halde beni izlerken cüzdanınızın içine bakın. Kaç tanenizin cebinde kredi kartı var? Kaç taneniz cehenneme bir giriş kartı taşıyor farkına varmadan? Bundan haberdar mısınız? Çok büyük veliler, evliyalar dediğimiz, şeyhler, şıhlar dediğimiz medreselere, tasavvuf merkezlerine, hocaların dizleri dibine, çok büyük hocalar dediğimiz kişilerin dizleri dibine oturduğunuzda kaç tanesi size cebinizdeki kredi kartını kırın arkadaşlar? O kart cehenneme bir giriş kartıdır diyebiliyor ve diyorlar. Demek ki şeytanın ahir zamanda madyumluk taunuyla her birimizin üzerinde bir hissesi var. Alimden cahile kadar. Ben hoca değilim, şeyh değilim. Bir hocalık veya şeyhlik peşinde de değilim arkadaşlar. Ben hayatımda şeytandan eûzu çekmeye çalışan, şeytandan eûzu çekmeye çalışırken şeytanlarla tanışan ve eûzu çekemeyen insanların bedenlerindeki şeytanları konuşturan aciz, zavallı bir insanım sadece. Sizlerden biriyim. Eğer ki bugün İslam'ı temsil edenler deseler ki benim mescidime gelirken, benim medreseme gelirken kardeşim cebindeki kredi kartını çıkar, at. Faizle ev alma, faizle araba alma, faiz yuvalarına hizmet ederek lanetlenme deseydi bugünlere gelmezdik.
Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar deriz. Bizi de kovacaklar belki bir gün. Kovuncaya kadar konuşuyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Vallahi billahi ve tallahi. Alimler, hocalar ve şeyhler. Bugün insanlara İslami noktada liderlik yapan sizler. Allah Celle Celaluhu ne sizin için ne peşinizde gelenler için faiz ayetini ve hükmünü değiştirmeyecektir. Faiz yiyenler şeytan çarpmış bir şekilde haşrolacak ve Allah'ın huzuruna gelecektir arkadaşlar. Sizin keyfinize, sizin fetvanıza katkı bankaları diye hükümlerini değiştirmeyecektir. Ayranın üzerine ayran yazarsın, ayran olur. Rakının üzerine ayran yazarsan rakılar ayran olmaz. Katkı bankalarıyla, bankalarla girip çıkarken yok Darül Hap'tir, Darül İslam'dır meseleleriyle insanların akıllarını bulandırıp faizi insanlara helal ettiniz ve lanetlendiniz. Biz de lanetlendik. Faizi helal etmeyin. Faiz haramdır. Şimdi diyoruz ki bir zat var orada. Bediüzzaman Said Nursi. Hocam diyorlar, hiçbir meşrebi kabul etmiyorsun. Tasavvufu reddediyorsun. Tarikatlara es geçiyorsun. Bediüzzaman, Bediüzzaman diyorsun. Neden? Asrın müceddididir arkadaşlar. Göğsümü gere gere söylüyorum. Ben asrın müceddiyim diyen vallahi yalancıdır. Bu zamanda bu asrın müceddididir. Neden biliyor musunuz? Sizin peşinizde gittiğiniz hocalarınız gerek televizyonlarda gerek medreselerde hiçbiri size cebinizdeki kartı kırın. Banka kapısından ayağınızı çekmezseniz buraya ayağınızı atmayın demiyor. Ama son asrın müceddidi Bediüzzaman diyor ki sizlere banka kapısından içeri girmeyiniz der. Şakirtlerine emreder diyor. İşte o yüzden müceddit. Yanlarına gelenlere ellerini öptürmüyor, el öptürmemiş, fotoğrafını çektirmemiş. Sizler fotoğrafları koyuyorsunuz önünüze. Ne yapıyorsunuz? Rabıta mı yapıyorsunuz? Asrın müceddidi demiş ki tarikat zamanı değil zaman. Hakikat zamanıdır, imanı kurtarmak zamanıdır. Eğer eserlerini okusanız imanınızdan şek ve şüphe edersiniz. Biz hiç iman etmemişiz diyeceksiniz belki de. Okumaya tenezzül mü etmiyorsunuz? Müritlerinize okutmuyorsunuz. Zikredin ama okuyun. İlimsiz bir tarikat, tarikat mıdır? Bunu daha iyi bilirsiniz. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır derken, şeyhinizin şeyhi kim? Bunları düşünün. Asr-ı müceddidine tabi olun. Banka kapısından ayağınızı çekin. Allah sizin için sizin keyfinize faiz ayetini kaldırmayacak. Hukuku valideyni anlatın. Onu anlayın. Ne diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam? Ana babanın rızasını alamayan cennete giremez. Bir başka hadisi şerifinde diyor ki şehit olsa da giremez. Şehitlere cehennem haram olduğu için şehitler cehenneme girmez. Ana baba hukukunu çiğneyene de cennet haramdır, cennete de giremez. Cennet ve cehennem arasında Araf'ta sonsuza kadar kalırlar diyor. Bunu anlatın. Dinleyenler bunu anlayın. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelen bir sahabi diyor ki ya Resulullah, anam babam bana zulmetse, ben onların rızalarını almaz isem cehenneme girer miyim diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 3 kez tekrar ediyor. Evet, sana zulmetseler dahi rızalarını almaz isen cehenneme girersin.
Evet, sana zulmetseler dahi rızalarını almaz isen cehenneme girersin. Evet, sana zulmetseler dahi rızalarını almaz isen cehenneme girersin hitap ederken. Sen ana babanın rızasını almazsan, almaz iken, onlara karşı hala hak dava ederken, miras dava ederken, bana az verdi, kardeşime çok verdi kavgası yaparken, huzur evine kapatırken, utanmıyor musun camiye girip de namaz kılmaya? Utanmıyor musun Allah'ın huzuruna çıkmaya? Utanmıyor musun Resulullah'ın huzuruna nasıl çıkacağını düşünmeden yaşamaya? Ey gidi! Allah peygamberini yalancı çıkarır mı zannediyorsun? Yalancı çıkarır mı? Ana babasının rızasını alamayan cennete giremez diyen Resulullah'ı Allah Celle Celaluhu yalancı mı çıkaracak zannediyorsun? Asla. Asla. Şirk. Her adımımız şirk. Her adımımız şirk. Allah'tan başka her şeyden korkarsınız. Allah'tan başka her şeyden rızık beklersiniz. Bekleriz. Allah'tan başka her şeyden medet umarız. Allah'tan başka her şeyden şifa beklersiniz. Şirktir bu arkadaşlar. Rızkını Allah'tan beklememek ya Rezzak'la şirk koşmaktır. Boynunuza taktığınız muskalarla korunmayı beklemek ya Hafız ismiyle şirk koşmaktır. Allah'tan başkasından korkmak Allah ismiyle şirk koşmaktır. Her tarafımız şirk olmuş. Allah bizim için Nisa suresi 48. ayeti Kur'an'dan çıkaracak mı zannediyorsunuz? Allah kendisine şirk koşanları asla affetmez diyen ayeti sizin için Kur'an'dan çıkaracak mı zannediyorsunuz? Ne kadar cahiliz. İşte ahir zamandayız. Ahir zamandayız. İnsanların bedenlerini şeytanların işgal ettiği, insanların şeytanlaştığı bir zamandayız. Nefsimizin şeytana uyarak nefsimizde şeytanlaştığımız bir zamandayız. Öyle ya, kalbimiz temiz bizim değil mi arkadaşlar? Namaz kılma, kalbin temiz. Oruç tutma, kalbin temiz. Kur'an okuma, kalbin temiz. İçki iç, kalbin temiz. Zina yap, kalbin temiz. Kalbimiz temiz bizim. Öyle değil mi arkadaşlar? Rabbim bizleri ahir zamanın fitnelerinden muhafaza eylesin. Hak aldatmaz, hakikat bin aldanmaz. Asrın müceddidine tabi olun. Hangi meşrep ve mezhepte olursanız olun. Risale nurları okuyun. İmanınızı kurtarın. Kainat üzerinde Allah'ın bütün isim ve sıfatlarının tecellilerini gösteren, şirki reddeden, şirkten nasıl kurtulacağınızı, şeytanın tuzaklarından nasıl halaskar olacağınızı gösteren Risale-i Nur eserlerini okuyun. Asrın müceddidine tabi olun arkadaşlar. Başka türlü hiçbir şekilde paçanızı şeytandan ve zürriyetinden kurtarabileceğinize inanmıyorum. İşimiz çok zor. İşiniz çok çok zor arkadaşlar. Çok çok zor. Sokaklarda, evlerde herkes birbirine lanet okuyor. Ana baba evladına, babaanne dede torununa, evlat ana babasına bela ve lanet okuyor.
lanetlendik. Lanetlendiniz. Şeytan eskiden bedenlerinizin haricindeyken artık bedenlerinizin içine girdi. Bir seansı yalanladınız. İki seansı yalanladınız. Şeytan insanın bedenine girmez dediniz. Ey hocalar, diyanetçiler, sizlere sesleniyorum. İnsan bedenine şeytan girmez dediniz. Hadi uyuttunuz. 160 tane seans yayınlandı. İnsan bedeninde şeytanların konuştuğu, nasıl musallat olduklarını itiraf ettiği seanslar. Hadi inkar etsenize yine. Hedef 1000 seans. İnkar etsenize. Psikologlar gelmeye başladılar. Hastalarını getirmeye. Videoları izleyip videolardaki duaları yaptırarak kendilerine gelen ağır vakalardaki şeytanların açığa çıktığını, doğru tövbelerle musallattan kurtulduklarını gören psikiyatrist hekimler var. Yavaş yavaş ehuzu çekmeyi inşallah öğreniyorsunuz. Öğreneceğiz. Ehuzudan sonra da hayatımızdaki insi ve cinni şeytanları, şeytana hizmet edenleri elimizden, cebimizden, hayatımızdan, evimizden çıkardıktan sonra Bismillah deyip dost doğru bir İslam üzere yaşayıp inşallah verilen dua, yapılan dualar, verilen sadakalar, kesilen kurbanlar, yapılan tövbe istiğfarlar boşa çıkmayacaktır ve inşallah ümmeti Muhammed adına yaptığımız dualar ve ibadetler, belki samimi bir kalple ile dua eden bir kardeşimizin duasının kabulüyle inşallah gelecek çok daha güzel olacaktır. Ama lütfen siz ehuzunuzu sağlam çekin arkadaşlar. Ehuzunuzu sağlam çekin. Ehuzuyu sağlam çekin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Minel cinneti ve nas. Şeytan insandan olur, cinden de deyip insi ve cinni şeytanları hayatınızdan reddedin. Asla Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ve asla da kendi amellerinizden emin olmayın. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize ve üzerimize olsun. Allah'ım, bizleri senin razı olduğun, sevdiğin ve sana şükreden bir kulun olmadan bu dünyadan alma. Bizleri ahir zamanın bütün fitnelerinden, bela ve musibetlerinden muhafaza eyle. Şeytanın bizlere ve ümmet-i Muhammed'e kurduğu bütün tuzaklarına ve nefsimizin tuzaklarına tuzakların ile cevap ver. Bizleri o tuzaklardan bu cuma günü hürmetine muhafaza eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daima. Biz onlarla bedaveyiz. Biz de cehenneme gelecekler. Sen buna mani olamayacaksın Erol. Ama bir gafletimiz var Erol. Bir gafletimizi bulunca seni yakacağız Erol. Seni de Şenol. Bir gafletimize bakar. Sanma sana yanaşamıyorum. Bir gafletine bakar. Kaç kişimiz seni boğmaya çalışıyor. Bir gafletine bakar. Seni de öldüreceğiz. Sen de bizimle biraz fazla yaşayayım da sizden daha çok öldüreyim. Sen de sigarayı da bıraktım lan. Sen de bizimle cehenneme gideceksin. Bana bak bana. Sizden biraz daha fazla öldüreyim diye, fazla yaşayayım diye sigarayı bile bıraktım. Ya. Yaptın herhalde. Evet.
Göreceksin ya. Biraz daha fazla öldüreyim de uzun yaşayayım diye sigarayı bile bıraktım. Oturumda bilmeni öldürme. Anladın mı? Geleceğiz. Bizine geldiniz de. Ateş daha üstü. Öyle mi? Balçıktan üstü. İşte üstün bir hali yok şu an istiğfar yaparken. Onlar bizi göremiyor, biz onları görüyoruz. Şimdi seni bütün dünya görüyor. Onlar kameradasın. Bizim yönlendirmemizle yapar. Kamerada seni herkes görüyor şu an. O kamerayı yayınlama. Herkes görüyor. O kamerayı yayınlama. Herkes görüyor. Bak. Çocuğu bırak Erol. İnsanoğluna mesaj vermek istiyor musun? Çocuğu Ademoğluna. Ademoğluna mesaj vermek istiyor musun İfrit? İzlemeyin. He? İzlemeyin. Seni ne yakacak biliyor musun? İzlemeyin, söyleme. 10 kişi hayır, dua et, Allah razı olsun dese. Hayır. Ve şeytan da bir huzu çekse. Hayır. O kamerada onu görse he, seni o yakacak biliyorsun değil mi? Bir gafletine bakacak eğer o. Seni yakacak şeyleri nasıl biliyorum değil mi İfrit? Öğren ama. He? Allah sana öğretti ama. Bilmeyen çok erol. Bilmeyenler de biliyorlar yavaş yavaş. Bilmeyen çok erol. Huzuyu çekmeyi öğreniyorlar. Şeytana evuzu nasıl çekilir öğreniyorlar. Süleyman'ın ahitnamesini herkes öğrendi. Senedir hocanın şefaati ve halaka bülküntüm. Vel ecmaul cemili kesim. Vel cinni şeytani maşidiga. Duymasın kimse. Ruhsatınız olmadan cin bedene giremezsiniz. Duymasın. Ve sadece günah ve hatalar sizi insanların bedenlerine sokarlar. Öyle değil mi? Erol, aşık olma yalanları bitti. Büyüden geldik yalanları bitti. Üstüne bastık cin girdi yalanı bitti. Artık insanlar sadece günahlardan ve hatalardan bedene girdiklerinizi öğrendiler İfrit. Bu yine. Ve sadece tövbeyle yandığınızı öğrendiler. Değil mi? Mümin kulun tövbesi unutturdunuz ama hani babanız Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına geldi. Senin cismini ne yakar lain diye sorduğunda Allah'ın emrettiği için doğruyu söylemek zorundaydı. Ne dedi? Mümin kulun tövbesi. Senin yandığın gibi. Sen bu yine faiz yapacak. Yapmaz ya. Bu yine faiz yapacak. İnançlı mecbur kaldığı için girdi ama o tövbesini yapacak, kısasını da yapacak faizin. Bunun hiçbir tasarrufunda kalmayacak. Bunun annesini biz hasta ettik. Yedi sülalesini de evlatlarına yaptığı bedduadan bir tövbe etsin. Yedi sülalesini de hasta edeceğiz. Annesine de bir tövbe yaptıralım mı? Hayır. Hayır. Kesinlikle. Yok, sus. Sus. Kızgınlık ve öfkeyle çocuklarıma yaptığı bedduadan tövbeyi görmesin mi? Sus dedim sana. Bitiyorum. Çok güçlüydün ya oğlum. Ama yine geleceğiz. Yine geleceğiz Erol. Fırsat bulursa gelirsin. Biz bitmeyiz Erol. Biz bitmeyiz Erol. Çocuk yavaş yavaş iradesini aldı. Bitiyorum Erol. Ama sen de biteceksin. Anamın yaptığı bütün bedduaları için onları ben sana tövbe ediyorum. Hayır. Annemin yaptığı bütün bedduaları için onun adına sana tövbe ediyorum dedi. Sus. Annemin adına sana tövbe ediyorum. Gerizekalı sus, gerizekalı. Tövbe estağfurullah ya kaptan. Ben bunları cehenneme götürecektim. Ama yine geleceğiz. O reçeteyi onlar harfiyen uygular. Ama yine geleceğiz. Sen başka ailelerle uğraşmak zorunda kalmayacaksın İfrit. Başka yerlerden girersin. Faiz yiyecek, beddua edecek, lanet okuyacak ahmaklar bulursan hayır. Onların bedenlerine girersin. Hayır Erol. Ama buradaki tasarrufun bitiyor yavaş yavaş. Bitiyor ama yine geleceğiz Erol. Aynı hatayı yaparlarsa gelirsin. Sen buna mani olamayacaksın Erol. Bir de şu babasını kardeşleri de bir helalleştireyim. Hayır sakın Erol. Bir helalleşsinler birbirlerine haklarını helal etsinler. Tek tutanağımız o kaldı. Hayır.
faizi bırakmayacak. Kardeşleri helalleşmeyecek. Kardeşleriyle tek tek helalleşecek. Mezara gitmeyecek. Mezara gitmeyecek o. Hepsi de ömürlerinin kabirlerine gidecek. Öldükleri her yıl için üç ilhas bir Fatiha okuyacak. Dedesini, Cuma günü kabirlerinde helalleşecekler. Dedesini, bak helalliği yapacaklar. Ne yapacaksın? Dedesinin laneti var. Dedesinin laneti var. Evladının yaptığı dua, ibadet ve tövbe ölmüşünün ruhuna da gider. Yol yine geleceğiz. Sen buna mani olamayacaksın. Faiz alacak yine. Almaz. Alacak. Bu senin hayalin. Bizi dinleyecek. Hayalin. Bizi dinleyecek. Yine yapacak. Hayalin. Helalleşmeyecek. Helalleşecek. Kesilmeyecek. Adaklar kesilecek. Helallikler yapılacak. Tövbeler yapılacak. Senin bildiğin senin var ya 100 tane çocuğun kesilecek bu seansta biliyorsun değil mi? En az 100 tane çocuğunun boynuna bıçak vuracak. Güzel güzel gidiyorsun sen cehenneme. Çok komiksin o. Ama biz yine geleceğiz. Cehennemden sen değil ama. Sen cehenneme. Senin bildiğini onlar bilmiyor. Öğreniyorlar ya. Yine gaflet edişecek. Öğreniyorlar ya. Öğreniyorlar ya. Sen mani olamayacaksın. Öğreniyorlar ya. Git. Öğreniyorlar. Öğreniyorlar. Hayır. Öğreniyorlar. Hayır. Öğreniyorlar. Çocuk benim, bırakmam. Rabbim şeytanın kurduğu bütün tuzakları ile cevap verecek. Her ümmet sadece kendisi için değil, bütün ümmeti Muhammed için duaya devam edecek. Ta ki kıyamete kadar. Bu çocuk çok kıyamete kadar. Bu çocuk çok dua etti. Kıyamete kadar. Bu çocuk çok yanlış bir yerdesin değil mi? Çok yanlış bir yerdesin değil mi İfrit? Allah bunun dualarını kabul et Erol. Ama biz yine geleceğiz. Sen de mani.